kainatla olan alaka noktasında Kur'an-ı Kerim bu kadar titreti tehdit etmesi ve günahların mevzuat olan alakasını ifade eden yine bir yer. Lemalardan okuyacağız. Kur'an-ı Hakim'de ehli dalalete karşı azim şekvaları, kesretli tahşidatı, çok şiddetli tehdidatı, aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belagatına, üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerde, surelerde çok şiddetli ve tekrarlı bir şekilde ehli dalaleti uyarıyor ve tehdit ediyor. Bu da aklın, yani bu da adaletli, münasebetli ve Kur'an'ın o itidali üslubuna uygun düşmediğini söylüyor. Bu kadar büyük tehdit, bu kadar büyük şey ne gerek var? Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor. Bir kişi yüzünden bir kişiye bütün ordular, yani mevzuat ordularını musallat ediyor tabiri caizse. Ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyor. Bir günah işliyorsun, bir küfürle mesela öyle büyük bir sana mukabelede bulunuyor ki, yani bu kadar olur mu? Hani bu kadar şey yaptı, bu kadar söylenir mi, bu kadar bağırılır mı dersin? Bir ufak hareket yaparsın zahir ama çok büyük bir şiddetli tekdiri görünce ve müflis ve mükte hiç hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. İnsan gibi yaptırım gücü olmayan bir varlığa da sanki bütün bunları kendi başına işlemiş gibi de bir mevki verip onu tehdit ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Şimdi buna bir hikmet var acaba, neden böyle olmuş? Şimdi onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiiline çok hasaret veriyorlar. Çok küçük bir fiil ama çok büyük mahlukatların, çok geniş mahlukatın hukukuna girmiş oluyorsun bir hareketle. Ehli dalalet olarak, yani ehli dalalet demek de hak yoldan sapan, doğrudan sapan, din hakikatinden sapan kişiler. Bazen biz oluyoruz bu işte. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sayilerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptidaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor ve onun o cüz'i hareketine değil, belki o hareketin müthiş neticeleri nazar alarak o sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukukuna namına dehşetli bir cezaya çarpar. Gemi düşünün. Çok büyük bir gemi ama. O gemide bütün mevcudatın fertleri var. İnsanlar var, bütün mevcudat var. Hepsinin de çalışmış, o çalışarak o gemide bir mahsul üretiyorlar ve o gemide çok büyük bir gemi ve o gemide çok büyük bir sultanı var. Sen yalnızca dümencilik vazifesi yapıyorsunuz. Gemilerdeki dümencilik vazifesi. Çok zor bir vazife değilmiş. Ama çok önemli bir vazife. Normal araba gibi böyle hani yanaştırmıyorsun ama tutuyorsun. Belli bir rotada tutman lazım. Bıraktın. Yani ne var ki? Bıraktık ya. O gemi gitti kayaya oturdu. O gemi gitti bir yere çarptı. Ne oldu? Gemi hasar gördü. Ya benimle ne alakası var? Ben bir hareketimle. Bir hareketinle umumun içinde bulunmuş olduğu gemiye zarar verdi. Şimdi o geminin de sahibi çok şanlı, çok izzetli bir zat olsa ne yapar? Umumunun hakkını senden alır. Çünkü senin yüzünden oldu. Bakın şu anda günahlara giriliyor ya. Allah muhafaza bu gece bir deprem olsa. Belki de benim, şimdi biz ehli iman olarak buradayız değil mi? Günahlarda değiliz elhamdülillah. Ama adam günahlar içerisinde. Ve ben bir zarar gördüm. Benim ölen çocuğumun, benim kaybolan malımın, işte yıkılan evimin bütün faturası onun defteri hasenatına günah olarak yazılıyor. Hemen alacaklı oluyorum. O sırada ölen hayvanatın, ölen kedilerin, ölen bilmem ne kadar mahlukat varsa faturası ona yazılıyor. Ya ne oldu, o kadar mı? Aynı gemideyiz ama. Gemide bir delik açtın mı bütün gemi ailesiyle artık baş başa kalırsın ve her birinin hukuku sana yazılır. Felaket olmaya geliyor. Sırf sana bakmıyormuş demek. Ben işledim. Hayır. Aynı gemideyiz. Sen ısrar edersen bana zarar gelecek. Çünkü Cenab-ı Hak adetullah'ta ne yapıyor? Bir musibet geldi diyor. Yalnızca günahkarlara değil. Hepsine. Hepimize zarar dokunur. Çünkü imtihan sırrına terstir. Şimdi mesela deprem oldu Allah muhafaza bu gece. Arkadaki meyhane yıkıldı bizim. Sabah kalktı ki cami sağlam. Teneffüs vakti sağlam. Adam ne der? Ulan doğru, adamlar haklılar ya. Din, bak ya, bütün dinli yerler ayakta. Diğerler yere yıkıldı. İmtihan sırrı ortadan kalkar, doğru mu? Çünkü din bir imtihandır. Ama Cenab-ı Hak bir vuruyor, bazen önce cami yıkılıyor. Veyahut da böyle mübarek eller yıkılıyor. E şimdi ne oldu? Adaletsizlik mi? Hayır, imtihan var. Peki adaletsizlik olmaz. Benim malım gitse sadaka hükmüne geçer. Ölsem şehit olurum. Bakın ölsek şehit olursunuz. Ne kaybettim? Dünyalık. Ne kazandım? Ebedi ahiret. Onun malı yıkıldı. Öldü. Malı gitti, heder oldu. Kendi gitti, beter oldu, helak oldu. Ne kazandı? Hiçbir şey. Ne kaybetti? Çok şey. O yüzden ehli imanın ayağı taşa takılsa bile, hatta ayakkabı bağ çözülse bile, eğer bunu şuurlandırırsa, bunun Allah'tan olduğunu bilirse,
ona sevap oluyor. Böyle elhamdülillah bir dinimiz var bizim. O yüzden umumi bir gemideyiz. Arkadaşlar kafanıza göre takılamazsınız, kusura bakmayın. Ben de takılamam, siz de takılamam, kimse takılamam. Hepimiz bu gemideysek bu dünya gemisini istikrarlı şekilde götürmek için uğraşmamız lazım. Yani öyle olmuyor. Umumun hakkına girmiş olursun ve umum mevcudat ne oluyor? Senin hakkında artık düşmanlık besliyorlar ve senden davacı oluyorlar. Bakın şimdi size bir tablo çizeceğim. Ey alemi beka için yaratılan ve fani aleme müptela olan biçare insan. Çok güzel bir tabir değil mi? Ey alemi beka için, ebediyet için yaratılan fakat fani alemi müptela olan biçare insan. Fema bekat aleyhimus sema'u vel ard. Arz onların üzerine ağlamıyorlar. Duhan suresi. Ayetinin sırrına dikkat et. Kulak ver bak. Sırrına dikkat et. Kulak ver. Bak ne diyor? Mefhumu sarihiyle. Açık şekilde sarih manası şudur ki ehli dalaletin, günahkarların, hak yolda gitmeyenlerin, dini ikinci, üçüncü sınıfa atanların, dini kabul etmeyenlerin, o zamanlar ne böyle şey mi oldu? Gericilik olan görenlerin, kalbi temizlerin, ehli dalaletin ölmesiyle insan ile alakadar olan semavat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar. Yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar. Kurtulduk bir tane pislikten. Oh! Arz ve semavat bile senden kurtulduğuna şükrediyor. Çünkü bakın bir örnek vereceğim. Hepiniz Türkçe biliyorsunuz, ben Çinliyim diyelim. Ve de Ahmet abi de Çinli. Benim için buradaki en değerli kişi kimdir? Ahmet abi. Çünkü neden? Çince biliyorum, Çince biliyor. O beni anlıyor, ben onu anlıyorum. Doğru mu? Beşir bir şeyin işi ifade etmez benim için. Neden? Çünkü konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Dilimiz aynı değil. Şimdi buradan Ahmet abi gitti mi ben üzülürüm. Hepiniz gitseniz. Yani çok az üzülürüm yani. Neden? Zaten anlamıyorduk. Geldiler gittiler. Ne onlar beni anladı ne de ben onları anladım. Gitti değil mi? Mevcudat lisan-ı haliyle konuşur. Muhammed hocam hangi dili kullanır? Lisan-ı hal dilini. Kainat lisan-ı hal diliyle konuşur. Lisan-ı hal, lisan-ı kal. Ne demek? Hal dili, beden dili diye ifade edilen. Bir de kal, konuşarak. Lisan-ı karin, konuşmanın kelimeleri nedir? Lafızlardır. Bak ben konuşuyorum, siz işitiyorsunuz. Lisan-ı halin kelimatı tavırlardır. Şimdi Cem'im ben sana ne ifade ediyorum? Sinirlendim değil mi? Lisan-ı halle. Bak deminden beri buradakilere ben baktım, baktım anlamadılar değil mi? Lisan-ı halle bakıyorum, anlamadı. Bakıyorum, anlamadı. Oynuyor, bakıyorum, anlamadı. Oynuyor. Ne dedim sonra? Lisan-ı kalle. Hop! Lisan-ı hal ettim ama lisan-ı kal daha da anlamazsan. Bak lisan-ı hal, lisan-ı kal. Şimdi tamam mı? Olay bu. Bütün mevcudat lisan-ı halle konuşuyor. Ne diyorlar? La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu görmüş olduğunuz bütün bu icraatlar, güneşin ısıtması, bulutun yağmur vermesi, tavuğun yumurta vermesi, işte ineğin süt vermesi, hepsi lisan-ı halle diyor ki bunu biz yapamayız. Bizden bu çıkmaz. Bizim yapacağımız şeyler değil. Bir şeyler yapılıyorsa bunu yapan hu'dur, odur. La ilahe illa hu'dur. Lisan-ı halle. Şimdi ehli iman, ciddi Müslüman, iyi bir mütefekkir Müslüman, bütün mevcudatın lisan-ı halle yapmış oldukları ve grameri, dil bilgisi, marifetullahça olan o kelamları, o manaları anlarlar. Ehli iman için bu bardak bardaklıktan çıkmıştır artık. Bu bardak bir mektuptur. Bana Cenab-ı Hakk'ı anlatan, bana Cenab-ı Hakk'ı ifade eden, Cenab-ı Hakk'ı tanıtan benim için bir mektuptur bu. Ben bakarım manayı harfiyle, derim ki bu bardağı yapan zat çok hikmetli yapmış. Bak yanına kulp takmış. Tutmam için benim elimi bilen biri yapmış bunu. Bu bardağı yapan zat bu bardağı öyle güzel dizayn etmiş ki benim ne kadar su içebileceğimi biliyor. Bunu çok büyük yapabilirdi ama hikmetsiz olurdu. Ne yapmış? Uygun yapmış. Çok da güzel şekil vermiş. Musavvir bu zat. Şekil vermiş. Mukaddir ölçülü yaratmış. Müzeyyindir Cenab-ı Hak. Bak süslendirmiş. Bak mülevvin renklendirmiş. Bak bu bardak benimle konuşuyor lisan-ı haliyle. Ben de bunun lisan-ı halini anlıyorum ve bununla artık iletişime geçiyorum. Bardak beni seviyor. Bardak lan bu. Ne ayağı? Bir örnek daha vereyim. Daha önce vermiştik ama ilk defa gelenleriniz var. Bir resim sergisine gittiniz. Picasso. Tek bildiğim ressam. Picasso'nun resim sergisine gittiniz. Picasso da içeride elinde pipo mu? Tutuyor böyle, tamam mı? Sen de girdin. Bakıyorsun resimlere. Tabii resim sanatından hiçbir şey anlamıyorsun. Yani Muhammed gibi boyacısınız diyelim. Tamam mı? Vur düz duvara gitsin. Tamam. Girdin içeri. Bakıyorsun resimlere. Ne yapmışım birader burada ya? Renkleri bulaştırmışım bu. Ne bu ya? Bir de tablo diye satıyorsun bu. Neden adam sana? Ne kadar kaba adam ya. O anda da içeri Yasin girdi. Yasin Maçin. İsmi de güzel ya şimdi bak. Entelektüel birisi Yasin. İçeri girdi. Picasso'yu yakından takip ediyor.
Picasso'nun bütün kullanmış olduğu renklerin analizini yapmış. Hangi rengi niçin kullandığını, nasıl kullandığını, bütün fırça darbelerine kadar test etmiş adamlar. Uzman. Bir Picasso uzmanı. İçeri giriyor. Bakıyor ki Picasso karşısında diyor ki üstad diyor. Sizin diyor yaklaşık diyor 30-40'a yakın diyor tablonuzu takip ettim. Fakat bu tabloda gerçekten de aşkı anlatmışsınız. Şimdi Muhammed de bakıyor. Nerede aşk lan? Nerede aşk ya? Adam boyası kalmamış, bastırmış değil mi? Öyle tablolar var. Ya bak Sami öyle tablolar var. Adam yani sen ben mana çıkartamayız yani. Tablo ya eve koymazsın sen bile bak. Hani bir tane meşhur tablo zaten bizim bir tane demirci bulmuş. Ondan sonra adam bacayı kapatmış. Ondan sonra sonra bakıyorlar ki tarihi eser. Tabi o kadar değersiz. Yani öyle şimdi senin için benim için değersiz olur o. Çünkü ben mana bilmiyorum tamam mı? Şimdi Picasso beni kovmuştu. Ama Yasin Paşa dedi ki evet buyurun hoş geldiniz. Ben normalde diyor kırmızıyı hiç kullanmamıştım. Sizin daha önce izlediğiniz gibi bu tabloda kullandım ve ben burada aşkı anlattım. Yasin dedi ki peki buradaki bu fırça darbesi nedir ya? Ya çizik kardeşim orada unutmuş orayı boyamamış adam. Atlamış ya tamam benim işim. Hayır diyor. Çok diyor böyle iğne çekmişsiniz. Ben ne bakıyorum nereden çekmiş nasıl iğne çekmiş lan bir şey gördüğümüz yok. Ama Yasin işin biliyor. Şimdi Picasso beni mi sever Yasin'i mi sever? Ya benim, ben Picasso için fuzuliyim ya. Kaba saba bir adamım ben. Sanattan anlamıyorum, Picasso'yu anlamıyorum ya. Bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın neyisidir? Sanatıdır. Mütefekkir bir Müslüman bu manaları okur ve okuyan o kişi, o Müslüman da Cenab-ı Hakk'ın da has kuludur. Mevcudat da aynalardır, tuallerdir. Mana ifade eder bize. Sen bu manaları okudukça mevcudat da sen bunu okuduğun için bundan lezzet alır, keyif alır, keyif duyar. Ve sen onunla manevi bir irtibat sağlarsın. Eğer bunu yapmazsan, benim gibi Picasso'ya bak ne lan bu boyası gitmiş falan dersen, yani bu kainat neyi yaratmış Cenab-ı Hak ya? Yaratmış da aşağı aşağı unutmuş dersen. Veyahut da manasız bakarsan ki ayet-i kerimede nice mucizeler var ki de üzerinden geçersiniz de farkında bile olmazsınız diyerekten. Sen yalnızca mucizeyi böyle hop şapkadan tavşan çıkmak olarak anlarsan, yaratılan her bir mevcudatın suyun bile bir mucize olduğunun farkına varmamışsan, içtiğiniz suya bakmaz mısınız ayet-i kerimesini bir kere şuurlu şekilde okumamışsan, kafandaki buluta bakmamışsan, arza bakmamışsan, yemiş olduğun mandalina bakmamışsan, yemiş olduğun nimete bakmamışsan, hiçbir şekilde farkına varmamışsan sen aynen o boyadan, resimden anlamayan adam gibisin. Ama içtiği suya bakan, yemiş olduğu mandalinaya bakan, mevcudata bakan, mütefekkir yani Kur'an, kainatı Kur'an gözüyle okuyan bir kişi Cenab-ı Hakk'ın has abdidir, has kuludur. Bütün mevcudatın da sevdiği bir kuldur. Eğer bunu yapmazsan Sema sen öldün diye sevinir. O kadar anlattık anlamadı ya. Şimdi bak mef'umu bu ayetin mef'umu işaresi yani zıt anlamlısından bakacağız. Ayet diyor ki onların arkasından arz ağlamaz. Peki arz arada ağlıyor mu? Ağlıyor. Peki onların arkasından arz ağlamazsa arz arada ağlıyorsa kimin arkasından ağlar? Bak gizli soru var. Kur'an'a nasıl muhatap oluyorsun? Bak gizli soru buldun şimdi. Peki ne diyecek? Ehli hidayetin ölmesiyle semavat ve arz onların cenazeli üstünde ağlıyorlar. Firaklarını istemiyorlar. Çünkü ehli iman ile bütün kainat alakadardır. Ondan memnundur. Zira iman ile Halık-ı Kainat'ı bildikleri için kainatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehli dalalet gibi tahkir ve zımni adavet etmezler. Şimdi anlattı ve şutu vuruyor, golü atıyor. Çok orijinal. Emin abi bak burayı dinle. İnşallah senin cenazen böyle olacak. Bak şimdi Emin abinin cenazesi değil mi? Adam yıllarda elhamdülillah namaz kılıyor, ibadet ediyor biiznillah. Tamam mı? Sohbetlere göre vesaire. Şimdi kainatı da Kur'an gözüyle okuyor. Sofrada sohbet dinliyor. Şimdi artık mevcudatla bağı var. Mevcudat Emin abiyi seviyor. Tamam mı? Şimdi Emin abi ölecek ama. Ha bugün ha yarın gidecek. Valla beni gömer gibi geliyor ama. Bir tane karikatür görmüştü İsmail abi şimdi. Koala var koala. Pandazımsı bir ayım tarzı bir şey tamam mı? Nesli tükenmek üzere olan bir hayvan o. Koala. Bir tane dinozor diyor ki. Bir tanesi diyor ki bunların diyor nesli tükeniyormuş diyor tamam mı? Yani arkadaşı diyor ki ya bırak diyor o bizi gömer diyor ya. Dinozorlar şu anda yok. Koala hala var. Şimdi Emin abi diyor ölecek ölecek bakmış Hasan gitmiş Emin abi hala ayakta. Tabii Allah hayırlı uzun ömür versin. Şimdi böyle bir Müslüman profili çizdik ve böyle bir Müslüman ölüyor arkadaşlar. Yani kainata Kur'an gözüyle bakan, kainattaki marifetullah grameriyle, lisan-ı hal diliyle ifade edilen bana manaları okuyan, bunun farkına varan, şuurlandıran bir Müslüman öldü. Ey insan! Düşün! Sen ala külliyan öleceksin. Eğer nefis ve şeytana tabiysen, senin komşuların belki akrabaların senin şehrinden kurtulmak için mesrur olacaklar, sevinecekler. Öyle değil mi? Adam ölüyor mesela bir akraban vardı öldü. Oh dedik ya. Kurtulduk. Adam yaşayan bir felaket yani. Hiçbir faydasını görmemişsin yani. Cenab-ı Hak kader yazmış akrabalık sana tamam mı? Adamın hiçbir faydası yok yani. Ne diyor? İyi ki öldü. Değil mi? Halil bile böyle morg cenaze işlemi. Bak dikkat et senin üstüne bir şey düştü ha. Ben bir akraba biliyorum birisini duydum. Oğluna diyor oğluna. Anne oğluna.
Eğer diyor böyle hayat yaşayacaksa ölsün. Vallahi billahi bak duydum bunu yani. Anne demez oğluna bunu. Çocuğuna demez yani. Ama öyle atmış ki kadıncağız artık yani illallah etmiş yani. İçkisinden kumarına tut her şey var. Çocuk bir türlü düzelmiyor yani, tamam mı? Artık yok diyor yani böyle bu kadar. Bak ne oldu? Sen insanlar mesul olacak, sevinecekler. Numunelerini sana gösterdim. Şimdi eğer euzubillahimineşşeytanirracim deyip Kur'an'a ve Habibi Rahman'a tabiysen o vakit semavat ve arz-ı mevcudat herkesin derecesine nispeten senin derecene göre senin firakından müteessir olup manen ağlarlar. Arkandan ağlayan bir semavat var. Ulvi bir matem ile, haşmetli bir teşhi ile, kabir kapısıyla girdiğin beka aleminde senin derecene nispeten senin için bir hüsnü istikbal var olduğuna işaret ederler. Semavat seni uğurluyor ve diyor ki bu adam, hani adamdı deriz ya argoda. Ya bu Müslüman Müslümandı. Biz ne diyorduk o anlıyordu. Biz ne ifade ediyorduk o anlıyordu. Biz Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıtıyorsak o en iyi şekilde anlayıp namazlarında bizim için Cenab-ı Hakk'a bunu takdim ediyor. Diyordu ve bu bir gitti. En sevdiği insanı kaybeden insan çok ağlar değil mi? Üzülür. Sünnettir ağlamak isyan etmedikten sonra. Çok yaralar insanı değil mi? Şimdi semavat ve arz seni gönderdi. Ama bu gönderişin arkasında bir müjde var ki arz ve semavat seni böyle uğurluyorsa, sen toprağa böyle giriyorsan senin için kabirde bir hüsnü istikbal, çok güzel bir gelecek var olduğunu işaret ediyor. Elhamdülillah. Allah böyle bir ölüm nasip etsin. Amin. Ya siz bakmayın cenazelerin ondan sonra böyle çok kalabalık olan zivzop insanların haline. Cenazelerin kalabalık olması bir şey ifade etmez. Yok Türkiye'de çok boş bozuk ondan, çok itikatsız, çok ondan sonra hatta dinsiz insanlar camilerden çok kalabalık şekilde uğurlandılar. Evet bu kadar anlattık. Bunun çaresidir Hasan abi diyeceksiniz. Bu kadar söyledin ettin. Günah günah dedin ve çareyi hızlı muhafaza edeceğiz arkadaşlar. Onu söylüyor ve bitiriyorum dersi. Ey cilmi ve cismi küçük, cürmü ve zulmü büyük, ayıp ve zembi azim bir çare insan. Yani yapısal olarak da mı bakıyorsun? İnsan yani en babası da olsa 1.90, 2.20 olsun, tamam mı? İşte 150-160 kilo olsun. Cismi küçük ama cirmi büyük. Zulmü büyük, aybı büyük, günahları büyük olan bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi Kur'an-ı Hakîm'in daire-i kutsiyesine girmektir. Haramlar helaller arkadaşlar. Bizi zevklerden mahrum bırakmak için koyulan kurallar silsilesi değildir. Haramlar ve helaller bize istikameti göstermek için, fıtratı bozmamak için, dünya ve uhrevi saadeti temin etmek için konulmuş, bizim için, bize bakan, bizim fıtratımızı bilen, bizi yaratan bir zat tarafından konulmuş çok çok hikmetli kurallardır, derslerdir. Yoksa bizi ya işte dinde her şey haram, İslamiyet her şey haram, Allah böyle, ya böyle bir şey yok. Senin için kurulmuş. Makineyi yapan biliyor ve sana kullanma kılavuzu olarak da Kur'an ve sünneti vermiş. Kur'an-ı Hakîm'in daire-i kutsiyesine girmektir ve Kur'an'ın mübelliği olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesine ittibadır. Gir, tabi ol. Gir, tabi ol. Girdin. Çıkma abi. Bakın girdin çıkma. Buralardan çıkmayın abiler. Böyle yerleri doldurun abiler. Destek verin. Burada olun. Burada olmazsanız başka yerde olacaktınız. Ben kendimi biliyorum. Burada olmasaydım başka yerde olacaktım. O yerleri hala görüyorum. Hala nefsim kuduruyor. Ve hep dua ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Ya Rab göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma diye. Girdik. Burada kalalım. Burada kalmak için gayret gösterelim. Buralardan kaçmak için böyle cüz'i, nefsani, böyle hissiyatlar, davarlar, şeylerden uzak duralım. Biz buraya Allah için geliyoruz. Allah için buradayız. Kendimizi muhafaza etmek için buradayız. Başka bir gayemiz, başka bir amacımız yok. Burası olmasaydı, buralar olmasaydı, herhangi bir cemaat olur. Hiç önemli değil. İllahi sanır cemaat olarak bakmayın buna yani. Cemaat olursanız, cem olursanız tutunursunuz. Tek kalırsanız kimse sizi aramaz. Ama cemaat olunca Emre nerede? Niye gelmedi? Niye iki haftadan beri gelmiyorsun? O niye gelmiyor? Bak koruyorsun. O seni çekiyor. Bu seni çekiyor. Hop! İstikamete giriyorsun. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın rahmeti cemaat üzerindedir. O yüzden bu noktada mutlaka buradan ayrılmayalım. Çünkü buralar olmazsa biz biteriz yani. Cenab-ı Hak nefisini baş başa bırakmasın. Şu anda nefsine uyup da günah işleyen tüm Müslüman kardeşlerimizi affetsin. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle muamele etsin. Onlara ulaşmayı, onların hidayetine vesile olmayı bize nasip etsin. Şevk, gayret nasip etsin. Ciddiyet nasip etsin hepimize.